yoruldum. Ne haber abla? Abla? Buluşma peki geçmedi herhalde. Abla? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, niye ağlıyorsun? Ay, bir dur be kızım be. Ne oldu? Anlat, niye ağlıyorsun? Çetin manyak falan mı çıktı? Buluşma lisedeki kimya dersleri gibiydi. O ne demek ya? Kız buluşamadık ki. Gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. Lisedeki kimya dersi gibi dedin ya. Evet işte. Kimya hocası da derse gelmedi. Abla, bak sen şimdi bir sakin ol. Bana sakin sakin anlat. Ne oldu? Neden gelmemiş buluşmaya? Bak şimdi, Çetin Beylikdüzü'nde oturuyor, tamam mı? Bu şimdi hazırlanmış, saat 9'da metrobüs beklemeye başlamış. 12'ye doğru bir metrobüs gelmiş ama ben kafede 28. çayımı içerken bu bana cevizli bağdayım diye mesaj attı. Şaka yapıyorsun. Gülme be, gülme. Vallahi sinirim bozuk. Tamam, bilmiyorum. Ben de şansa bak. Kız bula bula Beylikdüzü'nden buldum ya. Ya Ankara'dan gelseydi çocuk daha kısa sürerdi. Peki şimdi ne yapacaksınız? Ben ne bileyim kız. Bir seneye kalmaz görüşürüz herhalde. Abla, hayırdır, kampa mı gidiyorsun sen? Onun gibi bir şey. Hiç söylemedin ya. Nereye, Çanakkale'ye mi? Ne Çanakkale'si kız? Beylikdüzü'ne gidiyorum. Nereden çıktı peki bu böyle bir anda? Sen onu söyle bakayım. Sabaha kadar düşündüm ben. Ya benim bu Çetin'le mutlaka buluşmam lazım. İşine de bindi artık. Yani diyorsun ki o gelemedi ama ben giderim. İyi bari metrobüsle gitme. Yo, artık çok geç. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Bak, bir haftalık erzak bile aldım yanıma. Göreceksin. Herkese metrobüsle nasıl yolculuk yapıldığını göstereceğim. Hakkını helal et. Abla, bak beni korkutuyorsun ama. Korkma küçük kız, korkma. Başaracağım. Arjantinli doktorun dediği gibi, gerçekçi ol, imkansızı iste. Hasta la Victoria Siempre abla. Si. Görüşürüz. Dikkat et. Abla, ne oldu sana böyle? Metrobüs. Metrobüs kaza mı yaptı yoksa? Orasını bilmiyorum. Hayır, ben buradan çıktım, Söğütlü Çeşme'ye gittim. Kız bir görsen. Ana baba günü gibi. 5 saat bekledim orada ben. Ay derken bir metrobüs geldi. Bomboş. Cennet kadar güzel. Kapının açılmasıyla sağdan soldan bir yüklendiler. Bir yüklendiler. Sen bir daha metrobüse binmiyorsun. Binemedim ki. Hatta bırak metrobüsü, otobüse bile binmiyorsun. Denedim ama olmadı. Çetin midir nedir? O da çok istiyorsa uçsun gelsin. Tamam neyse, beni boş ver. Sen ne yaptın? Ben mi? Charlie Chaplin'le tanıştım. Aa, nasıl yani? Şu komik olan adam. Hem de tam olarak öyle. Hadi ben kaçtım. Dikkat et, tamam mı? Boş çocuk. Hiç Charlie Chaplin'e benzemiyor bu. Çünkü artık kostümünün arkasına gizlenmiyor. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bu çocuktan... Serdar filofobik, tamam mı? Olamaz yani öyle bir şey, imkansız. Olmuş işte. Git bir aynaya bak, böylesin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında Serdar'ın yanındayken kendimi çok özgür hissediyorum. Hani sanki böyle gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Ama... Amayla devam edeceksen hiç başlama. Kuzucuğum, aşk böyle bir şey değil ki. İnsanı metrobüse de bindirir, filofobiden de caydırır. Sen önce ne istediğine karar ver. Doğru söylüyorsun. Kız, Çetin mesaj atmış. Ne? Ne yazmış? Bugün moda sahilde ol. Ölsem de kalsam da geleceğim diyor. Aşk böyle bir şey işte ablacığım. Ay geleceğim diyor. Bir dakika, benim hemen hazırlanmam lazım. Dur, sakin. Tamam. Yavaş. Dur, dur.
kimseye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Duymuyor musun? Kapalı işte telefonu. Allah Allah. Manyak mı ne be? Allah Allah. Sağ olun Beylikdüzü. Ayla! Ayla! Çetin! Çetin! Başardım Ayla! Çetin! Geldim sanırım! Çetin! Çetin! Ölme lan ölme! Beylikdüzü'nden buraya tekneyle geldim. Sırf seni görebilmek için Ayla. Bayağı rüzgar yedim. Nasılsın? Aptal gibiyim biraz. Islak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapalım şimdi? Ne yapmak istersin? Sen ne istiyorsan onu yapalım. Gel benimle. Dert etmeden ben...